Ben Fatma Özenç Turşak, dahiliye uzmanıyım. Ama ani ısı değişikliklerinde ciddi problemler yaşıyoruz. Hassas bir cilde öyle bir madde sürüldüğünde enfeksiyonu tetikleriz. Hiç önermiyorum. Bunlar yağ yakımını metabolizmayı hızlandıran ve hastalarımızın kilo vermesini kolaylaştıran yiyecekler. İçerisinde parazitler olabilir normal çiğ etin içerisinde. Onu pişirmeden yediğimizde o da bağırsaklarımızda kurt yapabilir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Fatma Özenç Turşak, dahiliye uzmanıyım. Bugün biraz daha hocam sizinle tıp efsanelerine değineceğiz tabiri caizse. Terli terli su içilmez. Evet. Bu doğru mu? İçilmez mi gerçekten? Yani normalde terli ortamda vücut ısısı çok artıyor. Terlediğinizde tabii hareket ettiğinizde vücut ısısı arttığı için birden soğuk su, çok soğuk su, buzlu su aldığımızda vücut ısısını aniden düşürmek tabii ki vücutta titremelere, ortam ısı değişikliklerine bağlı bakteriyel ya da viral bir çoğalmaya neden olabilir. Yani çok buzlu olmadan normal soğuk su içilebilir ama çok çok buzluktan alıp direkt ya da buz katılmış su içilmesini önermiyorum. Bu sadece terliyken mi geçerli? Genel olarak böyle biraz daha eski topraklar mı diyeyim? Soğuk su içilmesine genel olarak karşılar. Yok bence hani çok vücut ısısının artmadığı bir durumda normal hareket halindeyken hani canınız istediğinizde soğuk su içebilirsiniz. Onda bir problem yok ama çok hareket ettiniz, çok terlediniz, vücut ısınız çok yükseldi. Öyle bir durumda aniden çok soğuk su alındığında ani ısı değişikliklerinden dolayı bir sıkıntı yaratabiliyor. Peki hocam klima çarpması, vantilatör çarpması diye bir şey var mı? Evet, nasıl hani güneş çarpması, sıcak çarpması gibi bir durum varsa çok sıcakta kaldığımızda bazı etkiler görülebiliyorsa yine soğuk çarpması dediğimiz klimaya, vantilatöre bağlı yine etkiler görebiliyoruz. Burada ne olabiliyor? Kas krampları olabiliyor, boğaz ağrısı olabiliyor, bulantı, kusma, eklem ağrıları, vücutta genel bir halsizlik, yorgunluk şikayetleriyle ani ısı değişiklikleri, titreme gibi değişiklikler hastalarımızda görebiliyoruz. Nasıl serinleyeceğiz hocam? Nasıl serinleyeceğiz? Mesela klimanın derecesini hani bir anda ortam sıcaklığı 26 iken 18 dereceye, 16 dereceye düşürmek yerine kademeli olarak hani şu an 26 derece ise 22 dereceye düşüreceğiz. Sonra bir miktar o ayarda kaldıktan sonra kademeli olarak azaltılabilir. Ama ani ısı değişikliklerinde ciddi problemler yaşıyoruz. O zaman kışın saunaya girmek de zararlıdır diyebilir miyiz? Tabii ki. Vücut birden sıcak ortamdan buzlu ortama gittiğinde aniden ısı dengesine bağlı buzdan donmalar falan olabiliyor. Yani kesinlikle vücut ısısını kademeli olarak arttırıp azaltmak gerekiyor. Peki hocam bir de şimdi yine yaz gelmişken bol bol havalar güneşliyken güneşten D vitamini alma konusu var. Bunu da hocam sadece belli saatlerde 11-12 mi 12-1 arasında mı ne alınabildiğine dair bir bilgi var. Şimdi güneş zaten öğlen saatlerinde çok yüksek dik açıyla geldiği için o saatlerde almak vücudumuz için tehlikeli. Çünkü fazla güneş enerjisi tabii ki direkt geldiğinde kanserojen etki de yaratabiliyor. Mümkün olduğu kadar güneşin yoğun olduğu 12 ile 14 saatleri dışında özellikle öğleden sonra 14'ten sonra güneşlenmek daha faydalı olacaktır. Bir de D vitamininin oral alımına da ben değinmek istiyorum. D vitamini, A, D, E ve K vitaminleri yağda eriyen vitaminlerdir. Yani bunlar yemek yedikten sonra tok karnı alındığında vücutta daha iyi sentezlenmektedir. Beraberinde güneş enerjisi de tabii en önemli kaynağıdır D vitaminini. Vitaminleri tok karnına tüketiyoruz. A, D, E ve K vitaminleri dediğimiz yağda eriyen vitaminler dışarıdan kış döneminde D vitamini alacağımız zaman tok karnı alınmasını öneriyoruz ki emilimi daha iyi olsun. Çünkü yağda eriyen vitaminler bunlar. Yağlı bir ortam olabilmesi için daha kolay çözünüp emilebilmesi için yemeklerden sonra tok alınması gerekiyor. Yaz döneminde en önemli kaynak güneş enerjisi. O da günlük 20 dakika zaten ihtiyacımızı karşılıyor. O nedenle saatlerce böyle öğlen 12'den akşam 6'ya kadar güneş çarpması yaratacak şekilde lütfen karşısında yatmayalım güneşin. Yazın bu dediklerinizi yapıyorsak yine de dışarıdan takviye almaya gerek var mı? Yok. Ben yaz döneminde hastalarıma D vitamini eksik olan hastalarıma özellikle güneşlendiği, tatile gittiği dönemde almalarını önermiyorum. Çünkü o dönemde zaten vücut kendisi sentezliyor. Bir de ekstradan dışarıdan D vitamini alındığında problem yaşayabiliriz. D vitamini intoksikasyonları dediğimiz toksik tablolar, yüksek D vitamini yüksekliğiyle giden tablolar karşımıza çıkabilir. Mümkünse de kafamızı koruyacak şekilde bir şapka ya da şemsiye altında vücudumuzu koruyucuyla beraber güneş koruyucu kremlerle güneşlenmeyi öneriyorum. Direkt olarak da tabii güneş kremi sürmeden de güneşe çıkılmasını da direkt önermiyorum. Anladım hocam. Şimdi peki güneş yanıklarına da gelmişken konu. Çok eski bir uygulayış vardır. Güneş yanığına yoğurt sürmek. Yok yani kesinlikle öyle bir yaklaşım yok. Çünkü orada hassas olan bir cilt var. Tabii ki öyle bir uygulama yok. Onun yerine birazcık serinletmek. Tabii bizim Silverdin dediğimiz, Hametan dediğimiz yanık kremlerimizle ve cilt tabii ki sıcak ortama gelince su kaybediyor, nem kaybediyor, kuruyor ve soyulmaya başlıyor. O nedenle nemlendirici lösyonlarla cildi biraz rahatlatmak, sakinleştirmek gerekiyor. Peki hocam tek konu burada yoğurt mu yoksa
yoksa bildiğim kadarıyla farklı tarifler de uygulanıyor yani içinde. Ben açıkçası ekstra, yani onlar sonuçta enfeksiyonu tetikleyen durumlar. Yani hani yanağın üstünde soğuk olan her şey o zaman sürülebilir ama tabii ki hassas bir cilde öyle bir madde sürüldüğünde enfeksiyonu tetikleriz. Hiç önermiyorum. Peki hocam, zencefil ve bal karışımı öksürüğe iyi gelir. Evet, iyi gelir. Tabii ki. Çünkü zencefil zaten antioksidan. Bizim karaciğer yağlanmasında ya da intoks durumlarında vücudumuzun asıl ihtiyacı olan şey antioksidanlardır. Vücudumuzda oksidanlar var, vücuda zarar veren. Bir de onları, o zararlı etkileri ortadan kaldıran antioksidanlar var. Ve zencefil, zerdeçal, bunlar başında geliyor. Zencefil bal karışımı da gerçekten öksürüğe çok iyi geliyor, öneriyoruz. Yemeklere acı katmak yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırır. Bu doğru. Çünkü neden? Acı biberin içerisinde kapsaisin dediği bir madde var ve bu madde sayesinde yağ yakımını, metabolizmayı hızlandırıyor. Tabii bunun yanında elma sirkesi mesela. Elma sirkesi de yağ yakımını, metabolizmayı hızlandırıyor. Limon suyu sabahları biz hastalarımızda diyet tedavisinde, obeziteyle gelen hastalarımızda, tabii mide problemleri yoksa sabahları aç karnı 2 bardak limonlu ya da elma sirkeli su öneriyoruz ki yağ yakımını, metabolizmayı hızlandıralım. Mesela akşamları ince bir dilim ananas öneriyoruz. Yine acı biber mide problemleri yoksa onu da kullanabilirler. Bunlar yağ yakımını, metabolizmayı hızlandıran ve hastalarımızın kilo vermesini kolaylaştıran yiyecekler. Daha fazla kalori yakıyoruz. Evet, yani. Daha fazla. Zaten bununla ilgili yapılan bir çalışma da var. Biraz önce elma sirkesi diye bahsetmiştim. Burada obez hasta grubu var. İki hasta grubu. Aynı yiyeceklerle beslenmişler. Bir hasta grubunun yemeğine 2 kaşık elma sirkesi katılmış ve sonrasında bir ayın sonunda elma sirkesi katılan hasta grubunda %20'lik bir yağ kaybı olduğu gözlenmiş. Yani burada aynı şekilde besleniliyor. Aynı hareket yapılıyor. Aynı grup yiyecekler besleniyor ama elma sirkesi katıldığında yağ yakımı, metabolizma hızlandığı için o hastalar kilo verebiliyor. Balıktan sonra süt ürünü tüketilmez, zehirlemeye yol açar. Yani öyle bir durum yok. Yani normalde de zaten gittiğimizde hani balığı yeriz, üzerine irmik dondurmalı irmik yeriz ve hiçbir şekilde de zehirlenmeyle karşılaşmayız. Bunun bilimsel bir açıklaması yok. Öyle bir durum yok. Süt ve süt ürünleri tüketilebilir. Bayat olursa yani bayat olursa bütün yiyecekler için geçerli. Yani bayat bir balık yediniz, o zaten sizde bir besin zehirlenmesi bir rahatsızlık yaratacaktır. Bunun sütle çok alakası yok. Kola içsen de zehirlenirsin. Yani evet, orada balık bayatsa o sizi rahatsız edecektir. Peki hocam, çiğ sucuk yemek midede kurt yapar. Evet, yani çiğ sucuk neden? İçerisinde çünkü çiğ et var, baharatlar var. Normalde dışarıdan aldığımız içerisinde parazitler olabilir normal çiğ etin içerisinde. Onu pişirmeden yediğimizde o da bağırsaklarımızda kurt yapabilir. Bu nedenle çiğ salam, sosis, yani bunlar çok güvenilir yerden olmadığı sürece çok tüketilmesi de önermiyorum. Ya da tüketeceksek hem güvenilir yerden alalım hem de güzel pişirdikten sonra onları tüketelim. Anladım hocam. Zaten ufak çocuklara da çok verilmesini önermiyorum ben. Kendi çocuklarıma da vermiyorum açıkçası. Pişmişi de aynı şekilde. Pişmişi de vermiyorum. Magnezyumu sadece yiyeceklerden almamız yeterli midir? Şimdi kişinin hareketine bağlı. Sizin hareketiniz artıyorsa, yaşınız da artıyorsa bununla beraber kas hareketlerinin rahatlaması için magnezyum gerekli. Magnezyum en fazla çiğ kuru yemişte var. Bunlar nelerdir? İşte çiğ bademdir, kajudur, fındıktır. Ama bazı durumlarda kişi sporcuysa, çok yürüyüş yapıyorsa, çok hareketli bir iş ortamı varsa, hareketli bir hayatı varsa magnezyum sadece yiyeceklerle alınması yetersiz kalabilir. Biz bu durumlarda hastalarımıza takviye magnezyum da öneriyoruz. Bir diğer soruda hocam, süt ürünleri çok faydalıdır, bir zararı yoktur. Şimdi süt ürünleri faydalıdır ancak sizin kolesterolünüz varsa, bir kalp damar tıkanıklığınız varsa bunlar doymuş yağ asitleri içerdiği için yüksek oranda kolesterol ve yağları yükseltebilir. O nedenle biz bu hasta grubunda birazcık daha az yağlı, mesela sütlerinde yağ oranları var. %3 yağlı süt, %1 yağlı süt. Biraz daha az yağlı sütleri tercih etmemiz gerekiyor. Peki normal bir birey için az yağlı süt mü, tam yağlı süt? Tam yağlı süt. Tabii ki daha faydalı olan tam yağlı süt. Ama obez bir hasta ya da kalp hastalığı varsa, bir damar tıkanıklığı riski varsa onlarda az yağlı süt tüketilmeli. Anladım hocam. Son zamanlarda bu şeyler çok fazla çıktı, söylenmeye başladı. Artık böyle süt faydalıdır değil de süt ve süt ürünleri. Artık böyle zararlıdır'a dönmeye başladı. Sütle ilgili laktoz intoleransı. Şimdi çağımızda en önemli gaz şişkinlik problemleri çok yoğun. Bizim poliklinikte gördüğümüz hastaların %50'si gaz şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık ya da ishal ataklarıyla gelebiliyor. Ve bunlarla hastalarımızla ayrıntılı konuştuğumuzda uyku düzeni,
düzenli beslenme, stresi, sosyal ortamı ya da beslenme şekli, en önemlisi gluten ve laktoz intoleransı olabiliyor. Yani gluten, beyaz un ve beyaz unla yapılan tüm yiyeceklere karşı bir hassasiyet olabiliyor. Ya da laktoz dediğimiz süt ve süt ürünlerine karşı bir hassasiyet olabiliyor. Kişide işte süt ve süt ürünlerinden sonra bir gaz, şişkinlik, karnımda şişme, hazımsızlık gibi şikayetler tarif ediyorsa laktoz intoleransı olabilir. Zaten bu kişilerde de laktozsuz süt ve süt ürünleri kullanmasını öneriyoruz. Ya da keçi sütü, anne sütüne en yakın olan keçi sütü kullanmalarını öneriyoruz. Bu sonradan gelişen alerjiler de bununla ilgili bir durum. Evet, bir de özellikle COVID aşılarından sonra da biraz bu otoimmün hastalıklar dediğimiz nedeni bilinmeyen hastalık gruplarında da ciddi bir artış yaşandı. Yani hem stres hem COVID aşısının etkileri biraz bunları tetikledi. Tabii bir bakıma artık yıllık kalp kontrollerini de mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü özellikle son dönemlerde bir tromboz pıhtı eğilimi de arttı. O nedenle hastalarımızın birazcık kalp kontrollerini, rutin kolesterol yağlarını, şekerlerini, rutin tahlillerini en azından yılda bir kez yaptırmalarını öneriyorum. Yaş fark etmeksizin mi? Yani normalde eğer hiç tahlil yaptırmadıysa genç bir insan tabii ki tahlillerini yaptırıp yılda bir kontrol ettirmeli. Ama 40 yaş üzerinde kolesterolü olan bir hastada 6 ayda bir kontrol yapılması gerekiyor. Hastanın genel durumuna göre, kilosuna göre, kan değerlerinin sonucuna göre biz o rutin kontrol sürelerini belirliyoruz. Peki hocam, şimdi vitamin konusuna gelmişken yine değerlerimiz iyiyse kan tahlilini yaptırdık, aldık elimize belgemizi. Tüm şeyler, tüm vitaminler, minerallerimiz. Üst sınıra mı yakın, alt sınıra mı yakın? Ha, işte onu soracaktım. Referans aralığındaysa vitamin ekstradan dışarıdan takviye almamıza gerek yok. Şimdi vitaminleriniz üst sınıra yakınsa almanıza gerek yok. Ama zaten alt sınıra yakınsa tedavi dozunda veriyorum ben. Yani tabii ki yani mesela magnezyum için konuştuk. 1.6 alt sınırı. Hastanın magnezyumu 1.6 ise ben hem yiyeceklerle çiğ kuru yemiş yemesini öneriyorum. Hem de hastaya dışarıdan magnezyum takviyesi veriyorum. Çünkü diğer türlü vücudunda kasılmalar, kramplar, kas yorgunluğu, işte sabah kalkarken uyanamıyorum, halsizim, yorgunum. D vitaminine bakmak gerekiyor tabii ki. Şu an D vitamini kış döneminden çıktığımız için genelde düşük seyrediyor. Onları replase etmek gerekiyor. Yerine, eksiği yerine koymamız gerekiyor. Yani dediğim gibi referans aralıklarının üst sınırına yakınsa ilave takviyeye gerek yok. Ama alt sınıra yakınsa, orta sınırdaysa o zaman takviye vermek gerekiyor. Peki hocam, tahin. Son zamanlarda sürekli tahin ye. Tahin çünkü susamdan elde edilen protein içeriği çok yüksek, antioksidan, anti-inflamatuar özellikle bir yiyecek ve çok faydalı. Hani biraz önce bahsettim, oksidanlar var vücudumuza zarar veren. Bir de onları vücuttan atan, vücuttan etkilerini ortadan kaldıran, onları kovan antioksidanlar var. İşte antioksidan deyince tahin de bunların başında geliyor. Nasıl zencefil demiştik, zerdeçal demiştik, keten tohumu demiştik. Bunlar gibi tahin de çok faydalı. Tahinin kullanılmasını öneriyoruz. Bir de son olarak hocam, dondurmadan sonra ılık su. İlla bir dondurmayı yedikten sonra, bitirdikten sonra bir ılık su için derler. Yani boğazın dondurmadan sonra hani öyle bir aslında durum yok. Sonunda bir tane efsane bulduk yani. Yani o birazcık evet efsane. Ama şey de olabilir yani, hani çok soğuk buzlu dondurma yediniz. Yine vücut ısınız biraz düştü. Onu biraz normale getirmek için ılık su alabilirsiniz ama onun kanıtlanmış bir çalışması yok. Sadece büyüklerimizin söylemleri diyelim. Bu keyifli sohbet için teşekkür ederim. Siz de FitTalks kanalına üye olabilirsiniz. Ben de iyi oluyorum.